Merhabalar, ben uzman psikolog Pınar Özbek, Koç Üniversitesi'nde Akademik Başarı ve Hayat Becerileri programında öğretim görevlisiyim. Bu programda Koç Üniversitesi'ne gelen bütün lisans öğrencilerinin aldığı Akademik Başarı ve Hayat Becerileri ALİS 100 dersini veriyoruz. Ve öğrencilerin kendini tanıma, hedef belirleme, zaman yönetimi, uyuşmazlık yönetimi, iletişim ve stresle başa çıkma becerilerini geliştirmesine yardımcı oluyoruz. Evet arkadaşlar, bugün üniversite tercihi yaparken dikkat etmemiz gereken bir takım noktalara parmak basacağız. Onlar üzerine konuşma fırsatı bulacağız. Üniversite insanın kimliğini, kişiliğini, benliğini, sosyal çevresini, ilgi alanlarını şekillendiren oldukça dönüştürücü bir deneyim aslında. Dolayısıyla siz bu deneyimi yaşarken sadece size meslek kazandırması söz konusu olan bir öğrenci gibi bakan değil, aynı zamanda bir birey olarak bakan, bir bireyin bütün yönlerini dikkate alarak size hizmet sunan bir üniversite seçmeniz de önem taşıyor. Yani sadece akademik odaklı, çok yoğun bir ders programı takip ettiğiniz, farklı bölümlerden ders almanıza çok imkan vermeyen, fazla esnekliği olmayan, sosyal hayata fazla imkan sağlamayan bir ders yüküyle de karşı karşıya olabilirsiniz. Daha esnek bir ders programıyla farklı ilgi alanlarınızı keşfedebileceğiniz, daha esnek bir program takip edebileceğiniz, sosyal olarak, sportif ve kültürel olarak kendinizi geliştirebileceğiniz bir üniversitede söz konusu. Dolayısıyla üniversitelerin ve programların sizlere sunduklarını incelerken bunları da göz önünde bulundurmanızda fayda var. Nasıl bir üniversite hayatı yaşayacağınızı hayal ederek bunun kendinize ne kadar uyduğunu değerlendirerek bir seçim yapmanız önem taşıyor. Diğer taraftan üniversite hayatı her zaman problemsiz ve toz pembe akan bir süreç olmuyor. Üniversitede öğrenciler çeşitli soru işaretleri taşıyorlar zihinlerinde, kariyerleriyle ilgili, bir derste nasıl başarılı olabilecekleriyle ilgili, belki psikolojik meselelerle ilgili. Dolayısıyla üniversitenin sizin karşılaştığınız bu zorluklarda yanınızda olacak, size destek verecek imkanlar sunması da önem taşıyor. Örneğin herhangi bir derste zorlandığınızda destek alabileceğiniz bir birim, bir kurum, bir yapı var mı? Sosyal anlamda, psikolojik anlamda zorluk çektiğinizde size destek olabilecek uzmanlar var mı? Üniversite sonrasındaki kariyerinizle ilgili kararsız kaldığınızda size yol gösterebilecek ilgi alanlarınızı keşfederek ona göre bir kariyer inşa etmenize yardımcı olabilecek uzmanlar var mı? Eğer böyle bir destek sistemi içerisinde bir üniversite okursanız bu zorluklardan çok daha güçlü, çok daha kendinizin farkında ve yetkin bir şekilde çıkacaksınız. Diğer taraftan üniversite çoğu öğrencinin global dünyayı keşfetmek için de değerlendirdiği bir dönem oluyor. Malum değişen, dönüşen dünyamızda dünya vatandaşı olmak çok önemli bir faktör. İş piyasasında da aynı şekilde adayları çok daha çekici hale getiriyor. O nedenle üniversite süresince yabancı kültürleri keşfedebileceğiniz, uluslararası farkındalığa ulaşabileceğiniz, belki kendi önyargılarınızı sorgulayabileceğiniz ve kendinizi her anlamda geliştirebileceğiniz böyle deneyimler kazanmanız önem taşıyor. Örneğin üniversitenin bir dönemini ya da bir senesini yurt dışında geçirmek, bir yaz döneminde bir araştırma laboratuvarında çalışmak, uluslararası bir staj yapmak size çok önemli katkılar sağlayacaktır ve geleceğiniz için de çok güzel bir yatırım olacaktır. Bunun bir diğer tarafı da tabii ki bir veya birden fazla yabancı dile hakim olmak. Dünya vatandaşı olmak için bu da çok önem taşıyan bir faktör. Üniversiteniz yabancı dilde eğitim yapıyor olabilir veya size herhangi bir yabancı dilde yetkinlik kazanmanızı sağlayacak dersler, programlar sunabilir. Böyle bir imkanı da değerlendirebileceğiniz bir okul tercih etmeniz yine hayatınıza önemli bir yatırım yapma imkanı size sağlayacaktır. Diğer taraftan sizi donatacak, size mesleğinizi kazandıracak öğretim üyelerinin kıdemi, sayısı ve yetkinliği de çok önemli. Öğrenci sayısı ile karşılaştırıldığında ona oranla oldukça fazla öğretim üyesinin olduğu, bu öğretim üyelerinin kendilerini bilimsel alanda kanıtlamış olması oldukça önem taşıyor. Çünkü bu anlamda halihazırda yazan, üreten bir bilim insanından eğitim aldığınızda en güncel bilimsel bilgilerle mesleğinizde en yetkin olma şansınız var.
aynı zamanda idealist öğretim üyeleri sizi de idealist bir yaklaşımla yetiştirerek kendi merakınızın, kendi becerilerinizin, belki yaratıcılığınızın sınırlarını zorlamanızı, böylece potansiyelinizi keşfetmenizi de mümkün kılacaktır. Bu nedenle böyle idealist hocalarla buluşabileceğiniz bir ortamı da tercih etmeniz sizin gelişiminiz açısından da kritik olacaktır. Evet, seçeceğiniz üniversitenin öğrenci odaklı bir üniversite olması da önem taşıyor. Çok hiyerarşik bir yapının hakim olduğu, öğretim üyelerine, idarecilere ulaşmanın zor olduğu, sesinizi duyurmakta zorlandığınız bir üniversite yerine öğrencilerin görüşlerine önem verilen bir takım öğrenci konseyi gibi yapıların olduğu, hocaların kapılarını rahatlıkla çalabildiğiniz, onlara fikirlerinizi, her ne kadar çok emin olmasanız da, çok fikirlerinize güvenmeseniz de açık yüreklilikle paylaşabildiğiniz ve bunların yani olumlu karşılandığı, desteklendiğiniz bir ortamda olmak büyük önem taşıyor. Öyle bir durumda yani öğrencilerin fikirlerine ve girişimlerine imkan sağlanan bir üniversitede siz de sesinizi duyurabilir, yaratıcılığınızın ürünlerini insanlarla paylaşabilir ve üniversite topluluğuna katkıda bulunabilirsiniz. Evet, oldukça zor bir seçimle karşı karşıyasınız. İnsanın hayatının bu aşamasında bundan sonra hangi mesleği yapmak istediğine karar vermesi oldukça zorlu bir süreç. O nedenle seçtiğiniz üniversitenin size sonradan keşfedeceğiniz ilgi alanlarını da yeşertmeniz için imkan vermesi büyük önem taşıyor. Yani örneğin şu anda seçtiğiniz bölümden farklı bir bölüme ilgi duyduğunuzda o bölüme yatay geçiş yapabileceğiniz, o bölümle çift ana dal yapabileceğiniz, yan dal uzmanlaşma programlarına katılabileceğiniz bir üniversite seçmeniz sizin şu anda yaptığınız tercihle kısıtlı kalmayıp çok farklı alanlarda kendinizi geliştirmenize imkan sağlayacaktır. Evet, bugün tercih döneminde üniversiteleri incelerken aklınıza bulundurabileceğimiz bazı faktörler üzerine konuşma fırsatı bulduk. Umarım faydalı olmuştur. Size hem üniversite hayatınızda hem de sonrasında başarılar, iyilikler diliyorum.